Dolu olan bir rüzgar üstü var ve boş olan ve yeni rüzgar üstü olacak olan taraftaki iskotamız olacak. İki tane iskot olmasının en büyük nedeni kavança atarken çok daha rahat baş üstündeki arkadaşımızın kavança sonrası kontrada yer değiştirmesine rahat bir şekilde olanak sağlayacak iskotu olmasından kaynaklı. Şimdi iskota nasıl donatılıyor? Önce rodamızı açıyoruz. Rod ucuna gelecek kadar sağıyor. İskotamın ucuna geldi. Bu iskota her şeyin dışında. Yani balonu bastığımızda balon öne doğru rahat bir şekilde gidebilmesi için hiçbir şeyin içinden geçmemeli. Her şeyin dışında. Geliyor. Burada bir tane, demin dedim ya tweaker, inoler diye kullanacağımız bir tane makara var. Bu makaraya dışarıdan, içinden geçiyor. Sonra devam ediyor. Gidiyor. Dışarıdan. Buradaki makaranın önce burasından, sonra burasından geçti. Sonra bunun, çünkü buradan geçerse sürtünme oluşturur. Sürtünme olmaması için burasından. Devam ediyorum. Sonra buradan. Sonra buradan artık bunu ben topluyorum. Havuzluk dediğimiz noktaya atacağız. Niye bu kadar dolanıyor? Bunu da anlatacağım sonra. Hocam gelsin de temize. Çünkü balon özellikle rüzgar çok estiğinde çok ciddi kuvvetler oluşturuyor. Evet. Onu bunu da aldık. Buraya attık. Bu bir. Çakılın olduğu taraf. Şimdi burada şu önemli. Bu iskotayı genelde rüzgar altı iskota şakılının üzerine takıyoruz. Bu buna takılıyor. Bunlar beraber çalışacak. Gene bu ipi elimle sağa kadar üşenmeden bu işi her zaman balon ilk donatılırken yapın. İpin ucu geldi. Bu arkadaş da geliyor. Geliyor. Gene dışarıdan dümdüz. Buradaki makaradan geçiyor. Bu basit. Bu direkt geliyor içeriye. Bunda başka bir şey yok. Burada niye böyle bir parça olduğunu şimdi anladınız değil mi? Bu makara duruyor. Şimdi teknenin iskele tarafından gelecek olan balon iskotalarının incesi ve kalını diye ikisini donattık. Şimdi geldi sancak taraf. Bu için balon iskotasını ucu nerede olmalı kısmı önemli. Şimdi ben iskele balon iskotasını getirdim buraya taktım. Ben eğer balonu yani bu buraya koyup buradan basacaksam iskotlar burada toplanmalı. Yok, balonu bu taraftan ben basacaksam iskotlar o zaman ön sıraların bu tarafından dolanıp burada olmalı. Yani bu iskotayı ben alıyorum. Buradan geçiriyorum. Bunun yanına takıyorum. Bu balonu buraya getirdiğim zaman atıyorum. İşte bunun sancak yakası burası, iskele yakası burası. Döndürdüm. Bunu da getirdim. Bu arkadaşın üstüne tıkladım. Bıraktım. Kırmızı daha kolay, aynen. Bu da tamam. Teknenin içinden şimdi şöyle bir gönder çıkaracağız. Bu gönderi takacağız. Ağız yukarı bakacak. Gönderin ağız yukarı bakacak. Sonra buradaki şu an gönderin takıldığı yerde takım mandallar var. Hocam onu peki fark alacağız. Ediyor mu sağ sol hangi tarafı? Önemli tıktı. Fark ediyor. Ha. Onları söyleyeceğim. Hepsi fark ediyor. Tamam. Razdravnyayim. Şimdi bu üst baskımız mavi geliyor. Arka tarafı da sancak taraftaki spil noktan çıkıyor. Bu üst baskı. Bu üst baskı nereye takılacak? Gönderin üzerinde bir tane ip var. Bu ipin ucunda bir tane kasa var. Buraya takılacak üst baskı. Balonu basacağımız zaman özellikle. Direğin arka tarafı dediğimiz bu o noktaya da buradaki mekanizmayı çektiğinizde bu tetik açılır kapanır. Hmm. Açtım, kapattım. Burayı bir kere taktım. Bir daha artık hiç burayı açmayacağım. Benim gönderimin hiçbir zaman ağzı artık buradan açılmayacak. Ben gönderim boyunu kısaltmak, uzatmak için nereye kullanacağım? Burayı kullanacağım. Nasıl kullanacağım?
yukarı kadar kaldırdığımda bakın gönder nereye geldi? Teknenin içine geldi. Gönderin boyu kısaldı. Ben gönderin boyunu niye kısaltıyorum? Çünkü ben kavança atarken ne demiştik? Üst baskı da vardı. Bu gönder böyle normal koşullarda yukarı duruyor. Balon bastığımız zaman rüzgar üstü yakası dediğim balonun yakasını sabitlemek için kullandığımız gönder yukarı duruyor. Kavanç esnasında patlat dedikten sonra gönderin ağzındaki mekanizmayı şuradaki ip aynı zamanda buradaki ip ile açılıyor. Çünkü şöyle oluyor. Oradaki kişi buradan bunu çektiği anda gönderin ağzı açılıyor. Şimdi bu gönderin ağzını buraya gelip bir yandan da göstermem lazım. Çünkü bu tetiği bastırdığınızda da burası kapağın gibidir. Şu anda bakın gönderin ağzı açık. Buraya bastırdığım anda kapanıyor. Buraya parmağınız sıkışırsa çok kötü olur. Bunu açmak için o arkadaki yeşil ipi çektiğinizde veya buradan çektiğinizde bakın bu mekanizma açılıyor. Ve kilitleniyor. Tam çekmeniz lazım. Buraya ben iskotayı, balon iskotasını bastırdığım anda iskota bunun içinde kalacak. Bunu her kavançadan sonra baş üst adamının yapması lazım. Patlat komutunu verdiğimde ipi çektiğinizde arkadaki burası açılıyor. İskota buradan kurtuluyor. Yeni kavançadan sonra yeni rüzgar üstü olacak olan iskotaya alıyor baş üstü komise. Bunu getiriyor. Pat diye bastırıyor, takıyor. Tamam diyor. Gönder sonra tekrar yani kalkıyor yukarıya. Aynen. Gönderin ucunu indirdiğimizde yeni iskotayı bu şekle taktıktan sonra gönder kalkacak. Ben patlat komutu verdiğimde bu gönderin ağzı açılacak ve gönder ağzında iskota çıkacak. Yeni kavançaya hazırlanmış olacak. Asla elinizi bunun arasına getirmeyin. Buraya bastırdığınız anda burası otomatik ileri doğru sap diye atlıyor. Tamam mı? Gönder. Yani paralel bir şekilde suya tuttuğunuzda gönderin boyu bu kadar uzun oluyor. Ben gönderin boyunu kısaltmak istediğimde direkt üzerindeki bu ipi çekiyorum. Bu ipi çektiğimde gönder yukarı doğru kalkıyor. Kalktıkça bakın boyu kısalıyor. Gönderi buraya kadar her kavançada kaldırmanız lazım. Kaldırdığınızda şimdi burada bırakırsa bu güzel. Düşmemesi için kaldırdım. Burada bir jump kilit var bakın. Ve burada bir jump kilit daha var. Gönderin pozisyonunu korumak istediğinizde her iki jump'e takmanız lazım. Birinden birini takmaz iseniz ne oluyor? Bunu takmadık diyelim. Üstü taktık, gönder aşağı düşmüyor. Ama gönder yukarı doğru oynarsa ne oldu? Jump kilitten çıktı. Hı-hı. Bakın takıyorum. Yukarı doğru hareket ettiğim anda çıkıyor ve sonra da düşüyor. Hı-hı. Yani bunu taktım. Bunu da taktım. Gönder artık yukarıda oynamıyor, aşağıda oynamıyor. O zaman jump kilitten çıkmıyor. Bu iki jump kiliti de gergin. Burada böyle tatlı bir boşluk olacak. Bunu bu halde yaptığınız zaman gönder güvende. Siz de güvendesiniz. Tutasını takma işlemi ve alt baskını da onlara donatalım. Şimdi üst baskıyı taktık. Üst baskının şöyle bir kabaca boşluğun alt baskısı olacak. Alt baskı da nerede? Şurada. Biri bu jump kilit. Diğeri diğer tarafta aynı paralelde diğer jump kilit. Bunları boşluyorum. Şunu tekrar takacağım. Bakın buradan geliyor, gönderden geçiyor ve bunu alıp gönderin ağzındaki, altındaki, T'nin kafasındaki, üst baskıyı boşlar mısınız oraya çıkmayayım, bir de boşlayabilirsin. Aynen. Geliyor, bu normalde kavança atarken bu yapacağımız işlem çok önemli. Ama kavança atmak için de bu gönderin, bu ısrar yerin bu tarafına geçmesi lazım. Biraz daha bırak. Bırak. Buradan geçecek kadar. Yani bakın gönder nereye kadar kavançanın yükselmesi lazım? Yeri de yaklaşık olarak orası. Kavança atarken gönderin yükselmesi gereken yer orası. Burayı buradan geçirip diğer iskotayı takıp buradan gönderi yukarı ve arkada tarafa da bağırarak tamam deyip boşluğun alınması lazım. Alt baskımızı da gönderin bu altındaki ipten köprüye takıyorum. Bu da tamam.
Şimdi balonu bastığımız zaman gönderinin hazır olması için balonu buraya taktık. Mandar burada, eskotların hepsi burada. Ama gönder her zaman balonun tersinde olmak zorunda. Yani gönderin olduğu yer teknenin rüzgar üstünü belirliyor. Rüzgar üstü neresiyse gönder orada olacak. Balon her zaman rüzgar altından basılacak. Tamam mı? Ve iskota ikisini birden de takabilirsiniz. Gönderin ağzının içinde olacak. Balon basılmadan önce. Ki gönder bir işe yarasın. Bu gönder niye var? Balonun rüzgar üstü yakasını tekneden uzakta ve sabitlemek için var. Gönderin işe yarama şekli bu. İskotanın ağzının içinde. Gönderin neden var olduğunu unutmayın. Gönder balonun rüzgar üstü yakasını sabitlemek için var. Bu koca parça. Kaldırabilirsin üst baskıyı. Tamam. Ne kadar kaldıracağız gönderi de? Suya paralel olacak kadar. Neredeyse. Gönder böyle. İskotamızı alıyorum. Rüzgar üstü olacak olan iskotayı balonun rüzgar üstü yakasına. Rüzgar altı olacak olan iskotayı balonun rüzgar altı iskotasına. Balon mandarı olacak olan yakayı da, mandarın olduğu yakayı da balonun mandarın olduğu yakaya takıyorum. Şimdi balon basılmaya hazır. Basılırken ne yapılacak? Basılırken bir klasik Genova'yı nasıl basıyorduk? Genova mandarı. Aynı balon mandarını buradan basmaya başlayacak. Kırmızı olan. Bunu çekince bakın balon yukarı doğru çıkmak istiyor. Tabii şu an çıkamıyor. Niye çıkamıyor? Daha henüz hala balonu komple serbest bırakmış. Ne zaman serbest bırakacağım? Ve balonu ne zaman basacağız esasında? Anayaken basılı, Genova basılı, her şey basılıyken balonu basacağız. Niye öyle basacağız? Çünkü yelkenin arkasından çıkması, rüzgar altından çıkması, o balon ta direğin en tepesine çıkana kadar balonun dolmaması, rüzgarla buluşmaması çok önemli. Balon erkenden rüzgarla dolup buluşursa balon erkenden şişer ve onun erken şişmesi demek balonu sizin basamamanız demek. Ve balon erken yarı yolda şişerse teknenin önüne doğru gider, suya doğru gider. Çok büyük problemlere sebebiyet verir. Onun için balon basılırken muhakkak ama muhakkak Genova'nın arkasından pis rüzgarın olduğu yerde, rüzgarın olmadığı yerden yukarı kadar çıkmalı. Yukarı çıkacak, yukarı çıktığı anda rüzgar üstü iskotanın boşunu alacak olan kişi arka taraftan bu kırmızıyı çekecek. Bu kırmızıyı çektiği zaman balonun rüzgar üstü iskota yakası buradan gitmeye başlayacak. Genova'nın arkasından, burada Genova olduğunu düşünün. Genova'nın arkasından buradan geçecek, gönderin ağzına doğru gitmeye başlayacak. Ne demek bu? Artık rüzgara doğru çıkmaya başlayacak. Rüzgar altından, Genova'nın rüzgar altından rüzgar üstüne doğru çıkmaya başlayacak ve rüzgarla buluşmaya başlayacak. Ve balon o andan itibaren şişecek, dolacak. Rüzgarlı havalarda özellikle, çok sert havalarda bu balonu dediğim gibi rapta zapta almak için, bunu her zaman kontrolümüzde olması için bu işlem çok çok önemli, çok çok değerli. Her zaman balon rüzgar altından tepeye kadar çıkana kadar dolmayacak şekilde onu rüzgarsız bırakarak balonu basıp sonrasında dolduruyoruz. Bunu asla unutmayın. Balon çıktı, rüzgar üstünü çektik, balon doldu, rüzgar üstünü uçurduk. Balonumuz şişkin. Gidiyoruz. Kavanç atacağız. Ne yapacağız? Hazırlan kavançaya dediğim anda bir, direkli buraya gelecek. Direktliğinde kim varsa. Buradaki ipi tutacak. Kendine sağlam bir yer bulacak. Patlat komutuyla beraber bunu çekecek. Bunu çekerken dediğim gibi o tetiğin açılması önemli. Yani bu sadece böyle çekmek önemli değil. Çekecek ve o trink diye tetiğin içeride kilitlendiğini hissedecek. İskotanın ağzından, gönderin ağzından iskota çıkacak. O esnada hemen bunu gören piyano bölgesindeki
arkadaşımız üst baskıyı spilnot'tan açıp boşlayacak. Nereye kadar boşlayacak? Tam buradan geçene kadar. Gönder nereye kadar inmesi lazım? Buraya kadar inmesi lazım. Buraya kadar inmesi için de eğer gönder alçaktaysa direkt tarafındaki taraf yükseltecek ki gönderin ağzı buradan diğer tarafa geçebilsin. Geçtikten sonra yeni rüzgar üstü olacak olan kırmızı iskotaya takacak. O sırada boş olacak. Bomboş. Hiçbir yük yok. Bomboş bir iskota elinde. Kavançtan önce onunla beraber buraya gelecek. Onu takacak. Tamam dedikten sonra gönderi yukarı doğru tutarken üst baskının tekrar boşu alınacak. Ve direkt dibindeki arkadaşımız eğer gönder ucunu çok direkt üzerindeki raydan kaldırdıysa onu tekrar normal bir seviyeye getirecek. Ve tekne kavançasını tamamlamıp gitmeye devam edecek. Bu esnada tabii ki ana yelkenli geçirecek falan filan. Arka tarafta da normal yaptığımız rutinal işlerimiz sürmeye devam edecek. İlk kavançada gönderin altına düşme riski azalsın. Çok zaman geçirince dönüyor. İşte baş üstüne hızlı olman lazım. Yani orada çok zaman geçirirsen kayıyor bir tarafa doğru. Patlatıyor ve gönderi tekrar yerine indiriyor. Veya patlatıyor sonra gönderi yukarı kaldırıyor. Gönder geçiyor tekrar aşağı indiriyor. Direkt yok işi. Baş üstü kavançları evvel yeni rüzgar üstü olacak olan iskotayla beraber buraya geliyor. Kendini böyle şu tarafa doğru koyuyor. Çünkü gönder önünden geçecek. İskotayı gönderi buradan aldıktan sonra gönderin ağzına takıyor. Ve sonra bırakıyor. Bir an ucu gönderi boşuna alıyor. Balon rüzgar altı iskotasını kullanan kişi balonu yeni rüzgar altı olan iskotadan kullanmaya devam ediyor. Direkt ucuna kadar gitmeli. Okey. Yarışa böyle hazır şekilde. Aynen öyle. Gönder genelde bu tekneye takılı oluyor ama farklı gibi daha farklı teknelerde bu gönderi direkt tarafından çıkarıyorlar. Çünkü iskota geçerken flop iskotası buralara bazen ekstra takılıyor ve zaman kaybı oluyor. Onun için genelde çıkarıp takıyor iyi baş üstleri. Bu şimdilik yarışa bununla gireceğiz. Aynen. Yarışacağımız tekne şu anda bu. İlk balonun başına şu an iskotlar takılı, balon bandları takılı, her şey takılı esasında ama son işlem burayı açacak. Cırtları açacak. Yakasını açacak. 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 Artık balon torbanın içinden özgürce cırtlarının altından yukarı çıkmaya hazır hale gelecek. Balon torbasının ağzını komple açacağız. Ki buradan balon rahatlıkla çıksın. Herhangi bir çapariz olmasın diye. Aynen böyle. Bravo. Motora basıp... Ben ne işe yarıyordum? Gönder ne işe yarıyordum? Balonu rüzgar üstü yakasını sabitlemeye yarıyordu. Sabitledi mi? Sabitledi. Biz balonu nereden kullanıyoruz? Rüzgar altı iskotada. Rüzgar altı iskota nerede? Lena'nın elinde şu anda. Lena'nın elinde. Rüzgar altı iskota. Lena ne yapıyor? Lena ne yapıyor? Lena zaman zaman balon iskotasını uçuruyor. Uçurmak, bırakmak tabir ettiğimiz. İskotayı salıyor. Nereye bakarak salıyor? Balonun rüzgar üstü yakasındaki o küçük katlanmayı görene kadar salıyor. Lena görüyor musun o katlanmayı? O katlanmayı görüyor musun? Bak burada çok rahat bir şey yapıyor. Zaten düştü. Tam orada alıyor, bırakıyor. Alıyor, bırakıyor. Balonun sürekli ama sürekli rüzgar üstü yakasını o küçük katlanmayı göz tutmak diye tabir ettiğiniz olayı yapması lazım. Balonun doğru rüzgar açısında gittiğini anlamak için... Yani şu an rüzgara göre açım benim biraz daha dar. Rüzgar tam arkadan gelsin istiyorum. Ve o zaman balon rüzgar üstü iskotasının boşluğunu almanı isteyeceğim senden. Bu arada piyanocu ne yapacak? Alt baskıyı boşlayacak. Şimdi evet. Çevirmeye başla. Ya da patlat komutunu duyduktan sonra o gönder baş üstünün eline gelecek. Baş üstü yeni rüzgar üstü olacak olan iskota. Yani hangisi? Kırmızı olan. Yani hangisi? Elimi takip et. Bir yandan beni takip et. Hem fiziklerimi dur. Hem iskotayı gör. Kırmızı olan iskota nerede? Kırmızı olan iskota? Aynen. O iskota sağ elinde olacak. Gönderi çekiyoruz buraya. Ama baş üstünün yeri orası mı olacak? Hayır. Nerede duracak? En önde. Diyor mu oraya? Oraya gideceksin. Sen zaten yeşil niye tuttun? Yeşil sen değil. Kırmızıyı tut. Kırmızıyı tut, kırmızıyı. Bu şov. Güzel kırmızı. Sen de kalıyor musun? En önde olacak. Neyse
dedim ciddi sende. Yüzünü, yüzünü bize doğru dön. Yüzünü. Повернись. Вера, повернись. Дискотаки чекме. Аркадан бошуну чек. Балонтаки якаи чекме. Не тяни все, тяни только свободный край. Ты сейчас баллон портишь. Он ищет этим больше столбой, как будет ёбаться. Башу. Я буду вытянуть вот здесь же. Жену ванну я тоже. Там я уберу.